Hiç etmedik mi? Etmedik mi, bana bunu söyleyin. Ettik. Ettik değil mi? Biz bunları kalemle anlattık. Hocam bu çeşim mesela ortadan demir koydum. Hayır. Evet bebeğim, demir koydun. Demir oğlum, demirin içinde elektrik alan olur mu ya? Şey olmayacak mı? Oğlum biz ne dedik? İletkenin içinde elektrik alan sıfır değil miydi? Bunların hepsini kalemle anlattık, silgiyle anlattık, tahtayla anlattık. Hocam diyot nasıl çalışıyor? Diyot size anlatmayacağım. Hocam diyot ve nasıl ışık veriyor? Çok ilginç değil mi? Çok ilginç. Light emitting diyot. LED var, LED var, LDR var bir de. Ben hepsini destekliyorum. Light Directed Resistance. Ya LDR'yi meşrulaştırmaya çalışıyorlar ya. Terörist bunlar. Erdoğan giderse LDR de gelir, LED de gelir, LTS de gelir. Senin teknik de gelir. Bir şey karıştırmışsın. Bir şey karıştırmışsın sen. Oğlum insanlar tren yapıyor. Sen duymadın mı? AYS gelir. AYS gitsin. Öğrencim. Neden terapiste diye sormazsanız elini yıkayın. Yani terapiste. Fırsatım olmadı. Çok çok yoğun bir insansın biliyorum. Hocam referans noktasıyla gözlemci farklı kavramlar. Evet. Referans noktası mı? Gözlemci deyince gözlemciyi referans noktası olarak alabilirsin. Ama normal referans noktası derse orası duygu mu ya? Ya referans noktası sevgili arkadaşlar, her zaman durgun olmak zorunda değil. Seçtiğin referans noktasına bağlı. Biz normal harekette referans noktasını sabit seçiyoruz. Eylemsiz referans noktaları var. Sabit hızlı hareket eden ya da duran referans noktalarını eylemsiz referans noktası. Bu sistemlere de eylemsiz referans sistemi diyorlar. İvmeli hareket ederken bir cisim, onu referans noktası alırsan onu da eylemli referans noktası diyorlar. Ya da eylemli referans sistemi diyorlar, çerçevesi diyorlar. Hocam bir tane durgun alsam, bir tane sabit hıza giden, yer değiştirmeyi farklı oluşmaz mı? Yer değiştirme sevgili arkadaşlar, hareket eden elemanın başlangıç noktasıyla bitiş noktası arasında çizilir. Şey değil mi? İlk konum yok. Son konum eksi ilk konum. Evet. Son konum eksi ilk konum. O zaman bak onu zaten konuştuk ya, bağıl harekette referans noktası hareket ediyorsa biz bunu yine referans noktasının durgun olduğu duruma çevirmeye çalışıyoruz. Onun için gözlemcinin hızını sıfır yaptığımız olayı oluşturmaya çalışıyoruz. Gözlemcinin hızını sıfır yapmak nasıl mümkün olur? Gözlemcinin hızına, gözlemcinin hızının tersini ekleyerek olur. Değil mi? O zaman gözlemcinin hızı sıfır olur ve dolayısıyla durgun bir referans noktası elde etmiş olursun. Ama bu olayı, bu işlemi sadece gözlemci için yaparsan sistemi değiştirmiş olursun. Dolayısıyla biz hareket eden ya da araştırılan tüm cisimlerin hızından gözlemcinin hızını çıkarırsak, gözlemci dahil buna, gözlemci durgun referans noktası, hareketliler de bu durgun referans noktasına göre hareket eden diğer cisimler olur. Dolayısıyla zaten bağıl hızın denklemi V gözlenen eksi V gözlemcidir. Tamam mı? Gözlemciyi durgun yapmak için. Tamam mı? Böyle işte. Bunu da anlattık. Kağıdından, kaleminden anlattık bunu. Bunu tahtayla, silgiyle anlattık. Bunu YouTube'ye de yükledik. Değil mi? Yüklemedik mi? Orada hareket videoları var. Video. Videolar var. Oradan bakarsınız. Evet, güzel. Konum vektöründen sonra alternatif akıma dönüş yapabiliriz.
Şimdi bebişler. Güzel. Evet. Sanki tüm sorularımız konularla alakalı oluyor gibi söyledin. Evet, sor tabii ki. Bir tane bobin var, evet. Başka bir manyetik alan oluşturulmuş bir manyetik alan. Evet. Bu manyetik alan, manyetik takısı manyetik alan. Evet. Aydın kurmantasında bir soru var. Sarım aralığını da tedavi ettim. Enne böyle neden al? Neyi? Hocam o zaman söylemeyi. Ne oluyorum? Şimdi düzeldi mi? Ben iyiyim, teşekkür ederim, sağ ol. Bulandın hocam. Eğer... L'ye bağlı olmaz olur mu? Manyetik alan bir yerde oluşturuldu. Tamam. Sargı aralıkları dar ise manyetik alanın daha güçlü olduğu bölümde bulunabilir tüm sargılar. Daha geniş aralıklı sargılar varsa manyetik alanın zayıfladığı bölüme doğru dağılmış olur. Tamam mı? O akıda tabii ki farklılık oluşturur. Düzgünse o zaman değişmez tabii. Tamam mı? Ama bir mıknatısını oluşturduğu manyetik alandan bahsediyorsak, bobinin ne kadar uzun olduğu, aynı sarım sayısına sahip bobinin ne kadar uzun ya da kısa olduğuna bağlıdır akı. Hocam o zaman ben de... La sor la sor. Sor. Hazırım. Manyetik alan, düzgün manyetik alan var. Evet var. Düzgün manyetik alanı o manyetik alan boyutunda yani boyunda. Evet. İletken cisim. Evet. Onun şu tarafındaki yani şuradan duruyor. Yani şurada, şuradaki manyetik alan nasıl oluyor? Ne? Yani artar mı azalır mı? Yani ciddi mi? Hocam manyetik akının içine iletken mi? Evet koyduk. Manyetik akı nasıl değişir? Hiçbir şekilde değişmez. Niye değişsin manyetik akı? Manyetik alan şiddeti nasıl değişir? Manyetik alan. Ya benim sorduğunu soruyorsunuz. Elektrik alan içinde... Hayır ya, başka bir şey. Ha yok, elektrik alan değil. Benim de soruyordu hocam. Hocam manyetik alan. Hocam manyetik alan. Ama elektrik alan hocam. Çocuklar... harbiden çok hayret ediyorum ya. Vallahi bak. Yani gün geçtikçe diyorum ki bu çocuklar bunları anladı, çok güzel oldu filan diye düşünüyorum. Gün geçtikçe olay şuna dönüyor. Yani ben hani bir taraflarımı yırttım size bunları anlatayım diye. Sanki hiç ben anlatmamışım. Başka hiçbir yerde duymamışsın. Ben bunlardan derste bahsetmemişim gibi. Sorular gelince çok üzülüyorum ya. Hocam ama yanlış söyledin. Vallahi çok üzülüyorum. Oğlum yanlış söyledin de doğru söylemeye çalıştığın şeyin üstünde biz bir saat durduk. Nasıl yani? Bak gördüğün gibi işte. Ya elektrik alan içerisinde iletken koyarsan o iletkenin içinde net elektrik alan sıfır olur diye konuştuk. Elektrik alan içerisine yalıtkan koyarsan o yalıtkanın işte dipol oluşturacağını, bunun elektrik alanı etkileyeceğini, elektrik alanın net değerinin değişeceğini konuştuk. Evet, kondansatörde konuştuk. Sonra dedik ki işte bir tane yük var, öbür yük var. İkisi birbirine kuvvet uyguluyor. Araya kağıt koydun, plastik koydun, suyun içine soktun. Bunların hepsinde elektrik alan azalır. Dolayısıyla birbirine uyguladıkları itme çekme kuvveti azalır. Ya konuştuk bunları. Kalemine, kağıdına, tahtayla, silgiyle. Değil mi? Sen o soruyu getir. Bakalım. Ne oldu? Ne dedi ya? Ne dedin oğlum? Ne dedin? Telefonda başka bir şey açtım, başka bir şey mi çıktı? Ne çıktı? İlginç bir şey çıktı hocam. Bir şey yapıyorlar orada. Tren yapıyorlar. Hocam maddenin müsefer öyle. Maddenin Allah belasını versin. Hep başımıza bu maddeden çıkıyor. Madde olmasaydı iyiydi. Hep çevirilerden asıl oluyor.
Evet. Madde olmasa fiziği anlatmak çok kolay olurdu. Çok saçma lan. Burayı keseceğim. İletken, manyetik alan, iletken yalıtkana bağlı değil mi Yusuf Rafa? Evet. Arasında bir bağlantı. Yok. Evet. Bak bu da önemli. Bunu da söyleyeyim. Sonra siz bana yine söylememiş gibi cevap verin, tamam mı? Sorun bunu. Manyetik alanda değişiklik oluşturmak istiyorsanız maddenin cinsi şu anlamda önemli. O madde diamanyetik malzeme mi? Paramanyetik malzeme mi? Ferromanyetik malzeme mi? Bu manyetik alanı değiştiriyor. Ama bu maddenin ferromanyetik olması ya da diamanyetik olması o maddenin yalıtkan ya da iletken olmasıyla alakalı değil. İletken malzemelerin bazıları diamanyetik, bazıları paramanyetik, bazıları da ferromanyetik. Tamam? Onun yalıtkanlık ve iletkenlikle bir alakası yok. O tamamen başka bir özellik. Başka ilginç soru. Hocam şimdi vektörlerde şöyle ucuna ekliyorduk ya. Ulan bunun başını mı sonunu mu ucuna ekliyorduk? Hocam mesela şey... Efendim yavrum. Sor Pampa. Şu az önce anlattınız. Allah belasını versin onun. Neden öyle oluyor? Mesela elektromanyetikte... Neden öyle oluyor? Ben oğlum ben mi yarattım? Bilmiyorum ya. Ben mi yarattım? Evladım biz bunları buluyoruz. Öyle olduğunu. Bir yere kadar açıklama yapıyoruz. Ondan sonrasını bilmiyoruz. Elektron niye eksi yüklüye geliyor? Elektron niye dönüyor'ya geliyor? Bir şekilde açıklama yapıyoruz. Diyoruz ki lan dönmezse şöyle olur, böyle olur. Ondan sonra diyorsun ki sen... Ondan sonra diyorsun ki sen, hocam öbüründe de dönüyor elektron, burada olmuyor da orada. Lan ne bileyim ben işte, dizilim, sonuç. Bu. Yani. Yapacak bir şey yok. Ha bunu açıklayabildiğinizde daha güzel şeyler olacaktır tabii ki. Yani ben, belki ben bilmiyorumdur sizin sorduğunuz sorunun cevabını. Bir açıklaması vardır. Zaten bilimde böyle olur. Bir şey bulursun, onu tekrar sorarsın. Acaba şöyle olsa nasıl olur? Ya da bunun daha alt yapısında ne var diye. Sonra onu araştırırsın. Onu bulunca dersin bunun alt yapısında ne var? Onun alt yapısında ne var? Bir yere kadar gelirsin. Sonra senin gibi sütuna bakınca Allah'a ulaşırsın. Hocam inşallah öbür tarafta ahiret var. Yoksa bu soruların cevabını öğreneceğiz. Çok mesela sen elektron neden sen dedin? Öbür tarafa bu soruları sormak için mi gideceksin? Böyle bir planın mı var? Ya birader, ya ben şu sınıfa fizik anlatıyorum ya, gözünü seveyim ya. Ya oğlum ben önemli bu arada. Mesela şunu soracağım, yüzü üçe bölünce ne oluyor? Dördüncü sınıftan beri düşünüyorum, hala cevap bulamam. Yüzü üçe nasıl bölebiliyorsun? Oğlum cevap bulamayacaksın. İşte tamam, öbür tarafta ne diyor? Öbür tarafta olmaz yani. Öbür tarafta oğlum, biri var oturuyor, sor lan. Yüzü üçe bölünce kaç oluyor? Şu oluyor. Böyle mi bir şey düşünüyorsun sen? Gerçekten öyle bir şey düşünüyorum. Allah Allah ya. Yani, birisi değil de yani. Ne ölmüşsün artık. Ne yapacaksın biz üçe böyle? Çok ilginç bu arada. Ya. Bak düşünüyorum hala bulamıyorum. Öyle mi? Boş ver ya. Ben de şans. Evet çocuklar. Tamam. Güzel. 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 Aferin. Güzel. Dördü ikiye böldün ne çıktı? İki. Ne hayatında ne değişti yavrum? Da tamam yani, boş ver. Üçe bölünce cevap çıkartamıyorum yani. 33 çıkıyor, o benim sinirim bozuyor yani. Olmamalı yani. Bu sadece yüzde yok. Evet. Biliyorsun değil mi? Hocam dördü ikiye. Çocuğu püskürteceğiz ya. Tam su içerken söyledim. Dördüncü sınıfta düşünürken aklıma yüzde üç gelmişti. On ve üç de gelmişti. Evet. 100 daha oğlum daha sonra yıkılmış olman lazım. O kadar çok sayıda bu var ki Allah belasını versin. Hiçbiri bölünmüyor diye. Hala anlamadım. Nasıl oluyor hala düşünüyorum. Üniversitede anlatacaklar. Evet. Evet ilginç sorularla bir dersimizi daha devam ettiriyoruz. Siz de köklü sayıların sıkıntısına girdiniz herhalde. Hocam bir de karmaşık sayılar var ya. Eksi diyor. İ'nin karesi diyor. Eksi diyor bir şey diyor. İlginç.
Evet. Başka var mı sorunuz bebişlerim? Biraz sonra sen de var. Yani. Cevap alacağına inandığın yere sor. Değil mi? Evet. Güzel. Tamam. Artık geçelim derse, sorunuz yoksa. Geçiyorum. Geçtim. Şimdi alternatif akım. Tamam, güzel çocuğum. Evladım, annesinin bir tanesi. Alternatif akım. AC devresinde, şöyle bir şey oluyordu. Biraz önce konuştuk. Efendime söyleyeyim, DC devresinde şu oluyordu. Devrede T anında anahtarı kapattın, al sana voltaj, al sana akım değeri, bu da zaman. Al sana voltaj, akım değeri, zaman. V, V olsun. Şimdi bu iki devrenin durumlarını düşündüğümüzde, ya şu devrede, kardeşim V'yi de hesaplayabiliyorum, I'yi de hesaplayabiliyorum. Bu I değeri de son derece güzel ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla yaptığım tüm işlemleri böyle virgülden sonra bilmem kaçıncı basamağa kadar gayet güzel hesaplarını yapabiliyorum. Şimdi burada problem şu. Ya alternatif akım. Kendisi sürekli yön değiştiriyor. Kendisi sürekli değer değiştiriyor. Diyorlar ki, bununla nasıl işlem yapacağız kardeşim? Bunu nasıl çözümleyeceğiz? Bunun matematiksel şeyleri var, çözümleri var. Ben matematiksel çözümlerine girmeyeceğim ki zaten türevi bilmeyen adama ne anlatacağım bunu? İntegrali bilmeyen adama ne anlatacağım, nasıl anlatacağım bunu? Tamam. RMS yöntemi diye bir yöntem var. Bunu gittiğiniz üniversitede size kafanıza vura vura anlatırlar. Alternatif akımla ilgili çalışırken mühendislik bölümlerinde. Şöyle bir şey. Şimdi normalde şöyle bir sinüs fonksiyonunun bir periyotluk zaman içerisindeki ortalama değerini hesaplamaya kalkıştığınızda pozitif ve negatif miktarlar birbirinin aynısı olduğu için sıfır çıkar. Dolayısıyla buradan kurtulmak için şöyle yapıyorlar RMS yönteminde. RMS'in şeyi de root mean square demek. Önce bu fonksiyonun karesini alıyorlar. Tamam. Karesini aldığında negatifler de pozitife geçiyor. Sonra bunun ortalama değerini integral alarak hesap ediyorlar. Sonra kare kökünü aldıklarında ortalama değer ortaya çıkıyor. Tamam. Ama biz daha basit anlayabileceğimiz bir şekilde bu olayı ifade edelim. Şunu yapmaya çalışıyorum. Doğru akım devresindeki gibi elle tutulur, işlem yapabileceğim, hesap yapabileceğim değerler oluşturmaya çalışıyorum. Biz buna alternatif akımda etkin değerler diyoruz. Tamam? Alternatif akımda çok yaşa. Etkin değerler. Gözünü seveyim bak, bu tür sorular çok fazla karşına çıkar. Bu senede belki böyle bir soru gelebilir. Şimdi bir devre düşünelim. Hep böyle gösteririm. Başka şekilde de düşünebilirsin sen. İşte su var, R direnci var, M kütleli bir su işte şeyinin rezervuarının içindesin ve bir alternatif akım kaynağına bağladın sistemi. Sonuç olarak bu direnç akım sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor, o tarafa mı dönmüş, bu tarafa mı dönmüş hiç önemli değildir. I'nin karesi çarpı R çarpı T kadar enerji açığa çıkarır. Tamam. Bu şekilde ben bir alternatif akım devresi V eşittir V'nin maksimum değeri çarpı sinüs WT denklemine uyacak şekilde ya da I eşittir I'nin maksimum değeri çarpı sinüs WT denklemine uyacak şekilde çalışan bir alternatif akım devresini bir dirence bağladım. Bu direnci de bir M kütleli su şeyinin kabının içine daldırdım. Ve diyelim ki T süre boyunca çalıştırdım bu devreyi ve suyun enerjisinde değişiklik oldu ve dolayısıyla da sıcaklık delta T kadar arttı diyelim, suyun sıcaklığı. Şimdi ikinci bir devre kuruyorum.
İkinci devre bu sefer yine aynı direnç değeri, R direnci. Yine aynı miktarda su bulunan bir kap, su M kütleli. Ama bu sefer devreyi doğru akım devresine bağlıyorum. Doğru akım devresinde V'yi ve I'yi rahatlıkla hesap edebiliyorum. Voltmetre bağlıyorum, ampermetre bağlıyorum ya da zaten hesabı da kolay. Her şekilde V'yi biliyorsam, R'yi biliyorsam I'yi hesaplar ortaya çıkarır. Şimdi eğer şöyle bir şey yaptığımı düşünün. Bunun voltajını değiştirebiliyorum diye düşünün. Eğer ikinci devreyi de T süre çalıştırdığımda M kütleli suyun sıcaklığını yine delta T kadar, delta T derece değiştirebilirsem, o zaman burada şunu söylemiş olurum. Alternatif akım devresinde T süre boyunca ne kadar enerji açığa çıktıysa, doğru akım devresinde de T süre boyunca o kadar enerji açığa çıkmıştır. O zaman burada iş yapan akım değeri her neyse, buradaki iş yapan akım değeriyle aynı olmalı derim. Ha, işte bu durumda doğru akım devresinden geçen akım ile alternatif akım devresinde benim aynı olayı sağlamamı, aynı olayı gerçekleştirmemi sağlayan değer, akım değeri aynı olur. İşte biz böyle bir durumu oluşturabildiysek, doğru akım devresinin akım şiddeti değeri, alternatif akım devresinin etkin akımına eşit olur. Doğru akım devresinin potansiyel değeri, alternatif akım devresinin etkin potansiyeline eşit olur deriz ve dolayısıyla şu deneysel olarak elde edilmiş olur. V etkin, alternatif akım devresinin etkin değeri maksimum potansiyel değerinin kök 2'de 1'i kadar. Bu da şöyle bir sayıya denk geliyor. V max'a denk geliyor. Akım değerinin etkini de I max'ın kök 2'de 1'i kadar 0.707 I max'a denk geliyor. Tamam. Yapmaya çalıştığımız şeyi bir kere daha söylüyorum. Biri alternatif, biri doğru akım devresi olmak üzere iki devre kuruyorum. Bu iki devreden aynı T süre içerisinde eşit miktarda enerji açığa çıkmasını sağlayabilirsem, İşte bu durumda doğru akım devresindeki akım şiddeti alternatif akım devresinde aynı enerjiyi açığa çıkaran akım şiddeti olarak düşünülebilir. Doğru akım devresindeki potansiyel değeri de alternatif akım devresinin o enerjiyi oluşturan potansiyel değeri olarak düşünülebilir. Ve bu değerler alternatif akım devresindeki maksimum değerlerin kök 2'de 1'i, maksimum potansiyelin kök 2'de 1'i, maksimum akımın kök 2'de 1'i kadar oluyor. Biz bunlara etkin potansiyel ve etkin akım değeri diyoruz. Tamam? Bunu yazalım. Şöyle yazalım. Biri alternatif, biri doğru akım devresi olmak üzere kurulan iki devreden eşit süreler içerisinde aynı devre elemanlarında eşit miktarda enerji açığa çıkması sağlanırsa, doğru akım devresinin akım şiddeti alternatif devrenin etkin akımına, doğru akım devresinin potansiyel değeri de alternatif akım devresinin etkin potansiyeline eşit olur. Etkin değerler alternatif akım devresindeki maksimum değerlerin kök 2'de 1'i kadar olur. Bölemiyordu hocam. Kök 2. Niye bölemiyorsun oğlum? Böldük ya işte. 0,707 çıkıyor. Ben böldüm senin yerine. Allah Allah. Hocam normalde işlemle yaparken integralin sonucunu aynı T süreye veriyorlar. Bir periyot. Bir periyot. Sinüs fonksiyonunun bir periyot. Bu arada şunu da söyleyeyim tekrar. V'nin maksimum değeri neydi? Bal. İdi. İ'nin maksimum değeri neydi?
Şu Z eş değer direnç demek aslında. Anlaştık mı? Dolayısıyla etkin değerin değişmesi için sevgili arkadaşlar maksimum değerlerde değişiklik yapılabilir. Adam size alternatif devre verir. Etkin potansiyeli şu kadar, etkin akımı bu kadar. İşte bu devrenin etkin değerlerinin değişmesi için, bu devrenin etkin değerlerinin artması için gibi ifadeler kullandığında siz şöyle diyeceksiniz. Maksimum değerleri nasıl elde ediyorsam onlarda değişiklik yaptığımda etkin değerler de değişir. Ne dediğim şey burada sarım sayısıydı. Manyetik alan içerisinde döndürdüğüm çerçevenin sargı sayısı. B dediğim manyetik alanın şiddeti. A dediğim çerçevenin alanı. W dediğimde açısal frekans ya da açısal hız ifade. Bu arada açısal hıza açısal frekans da derler. 2πf diye yazıldığı için o değere bağlı. Aynı zamanda maksimum akımını da düşünürseniz nbaw bölü z diye ifade edilir. Z de alternatif akım devresinde eş değer dirence denk geliyor. Tamam. Anlaştık mı? Var mı itiraz? Yok. Güzel. Şimdi alternatif akımla ilgili tanımlardan bahsedeyim şuraya. Bazı tanımlardan bahsedeceğim. İşimiz kolay olsun diye. Birincisi empedans. Empedans dediğim şey Z ile gösteriliyor. Şimdi alternatif akım devresinde sevgili arkadaşlar bazı devre elemanları bizim doğru akım devresinde olduğu gibi davranıyor direkt olarak. Akım şiddetini değiştiriyor ve dolayısıyla da kendi üzerinde enerji açığa çıkışını sağlıyor. Bunlar gerçek dirençler. Ancak alternatif akım devresinde bazı devre elemanları akım şiddeti değerini etkiliyor. Akımı değiştirebiliyor daha büyük ya da daha küçük olduğunda. Ancak enerji harcamıyor. Enerji harcaması yapmadığı için biz onlara sanal dirençler diyoruz. Aynı karmaşık sayılarda olduğu gibi bir gerçek değer, reel değer, bir de imajiner değer, sanal değer vardı ya. Alternatif akım devrelerinde dirençler sırf bu yüzden vektör olarak gösterilir. Tamam? Dirençler gerçek değer ekseninde, biz bunu matematiksel olarak x ekseni diye gösteriyoruz biliyorsunuz. İmajiner yani sanal direnç değerleri de y ekseni üzerinde bir vektör olarak gösterilir. Bunların bileşkesine de z yani empedans denir. Aslında biz kısaca şöyle diyebiliriz. Alternatif akım devresinin eş değer direncine biz empedans diyoruz. Hadi bunu yazalım. Alternatif devrenin eş değer direnci. Bu tamam. Bir de faz açısı diye bir olay var. Şöyle gösterilir fi ile. Faz açısı dediği şey de denilen şey de şu sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi alternatif akım devresinde z dediğiniz şey gerçek ve sanal bölüm içerir. X eksenini düşünürseniz, x'ye eksenini şöyle, z şunun gibi bir şey olarak ya da bu tarafa ya da o tarafa neyse işte. Z dediğiniz şey şöyle bir vektör olarak gösterilir. Bu z'nin x ekseniyle yani reel eksenle yaptığı açının değeri bizim için faz açısı olur. Empedansın reel eksenle yaptığı açı. Bu bize sevgili arkadaşlar bu açı bize akım ve gerilim arasında nasıl bir değişkenlik olduğunu gösterecek. Zaten kısaca bahsedeceğim. Hani müfredattan çıkarılan bölümler var, çıkarılmayan bölümler var. Bahsedeceğim. Sonra bir güç çarpanı olayı var. Güç çarpanı
Buna power faktör derler, PF. Bu da biraz önce konuştuğum gibi alternatif akım devrelerinde her devre elemanı enerji harcamaz. Enerji harcanma durumunu gösterir aslında bize bu güç çarpanı. Aslında devrenin akım şiddetini eşdeğer dirence göre hesaplıyoruz. Eşdeğer dirence göre hesaplıyoruz ama eşdeğer direncin kendisi ya da tamamı enerji harcama işinde bulunmuyor. Sadece reel bölüm enerji harcaması yapıyor. Dolayısıyla güç çarpanı için Z'nin gerçek olan, gerçek direnç olan bölümünü kullanırız. Onun için de güç çarpanı dediğiniz şey faz açısının kosinüsü olarak ifade edilir. Faz açısının kosinüsü de zaten reel bölüme denk geliyor. Faz açısının kosinüs değerine. Kosinüs Türkçesi nasıl yazılıyor? K ile mi yazılıyor? Bilmiyorum. C ile mi yazılıyor? K ile. Ha? K ile. K ile. Hadi öyle yazalım. Evet. Kosinüs faz açısı diye ifade edebiliriz. Tamam. Şimdi yeri geldiğinde ben tekrar tekrar bu şeylerden bahsedeceğim. Bunları söyleyeceğim. Evet. Hocam, imajlar kısmında güç harcamıyor. Evet. Zaten imajlar olduğunu söyledi. Böyle bir şey niye var hocam? Nasıl niye var? Konuşacağız işte. Konuşacağız. Şimdi gelin beraber o zaman devre elemanlarını konuşmaya başlayalım. Alternatif akımda devre elemanları. Şimdi alternatif akım devresine sadece bizim daha önceden bildiğimiz R direnci bağlanmışsa V dediğim şey de V'nin maksimum değeri çarpı sinüs WT şeklinde yazılmış olsun. Biz R'ye sevgili arkadaşlar şöyle diyoruz. R dediğiniz şey eşittir. Neye bağlıydı? Rho çarpı L bölü A. Değil mi? Elektrik akımından biliyoruz. Gördüğünüz gibi burada alternatif akımla ilgili herhangi bir değişken, herhangi bir nicelik yok. Dolayısıyla alternatif akımın değerine şununla bununla hiçbir şekilde bağlı değildir. Kendisi kendi yapısı dolayısıyla bir dirence sahiptir. Bu direnç de elektrik akımına karşı gösterdiği direnç de işte akım şiddetine bağlı olarak enerji harcaması yapacaktır. Biz buna alternatif akım devrelerinde rezistans diyoruz. Rezistans derler, işte saf direnç derler. Ya da ohmik direnç derler. R eşittir rho L bölü A. Bu kadar. Biz bu direnç değeri gerçek bir direnç olduğu için rezistansı x eksenindeki bir vektör olarak gösteririz. Burayı çok şey yapmayın. Bu şekilde işlemler olmayacak. Ben sadece bazı şeyleri açıklamak için bunu yapıyorum. Artı x yönlü vektör olarak gösterilir. Dolayısıyla sizin de gördüğünüz gibi artı x yönlü olduğuna göre ve devrede sadece bu var. O zaman devrenin eş değer direnci Z'si direkt olarak Z eşittir R olur. Başka bir direnç yok. Bu durumda sence de faz açısı eşittir 0 derece olmaz mı? Z'nin x ekseniyle yaptığı açı. Faz açısının 0 derece olması şunu anlatır bize. Akım ve gerilim aynı anda
maksimum ve minimum. Tabi burada sıfır değerine de aynı anda gelirler. Değerlere ulaşır. Bunu bize şöyle söylerler. Akım ile gerilim arasında faz farkı yoktur. Faz neydi, hatırlıyorsunuz mu dalgalardan? Ha? Faz, evet, titreşim durumuydu, değil mi? Yani akımla gerilim aynı şekilde titreşir diyor. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Ben bu alternatif akım devresi için bir voltaj zaman grafiği çizdiğimde şu ortaya çıkıyorsa, bir sinüs fonksiyonu olacak şekilde, bu V'nin grafiği ise, İ'nin grafiği de şöyle bir şeydir demeye çalışıyor. Bu değer hani V'den büyük de olabilir, küçük de olabilir, biliyorsunuz bunu. Şöyle olur. Aynı anda maksimum ve aynı anda minimum değere ulaşır. Dolayısıyla V'nin denklemi buysa İ'nin denklemi de İ eşittir. İ'nin maksimum değeri çarpı sinüs WT olur diye konuşabiliriz. Şu şekli gördüğünüzde diyeceksiniz ki devrede sadece R var ya da diğer devre elemanları birbirinin etkisini sıfır yapmış. Sadece R'nin etkisi gözleniyor bu devrede diyeceksiniz. Ben daha sonra konuşacağımız bazı şeyleri daha açık ifade etmek için bunlardan bahsediyorum. Evet. Ya maksimum, minimum ya da sıfır değerini de alabilirsin. Fark etmez. Evet. Büyüklük olarak yine maksimum ama ters yönlü. Şimdi bir şey daha. O zaman madem böyle kosinüs faz açısı yani power factor, güç çarpanı kosinüs sıfır eşittir bir olur. Yani bu alternatif akım devresinde enerji ya da güç hesaplayacaksam etkin değer ya da ortalama değer diyeceğim ki i etkinin karesi çarpı z çarpı kosinüs sıfır demeliyim. Bu da zaten i etkinin karesi çarpı z yerine r yazarım, kosinüs sıfır da bir olmuş olur. Dolayısıyla devrede enerji harcayan bir devre elemanı olduğunu söylemiş olur. Tamam. Anlaştık mı? Evet. Var mı itiraz? Evet. Geri kalanını da diğer derste konuşacağız. Enerjilerin bir eleman yok. Var. Var. Hocam enerji sadece 10 mik. Evet. Evet. Sadece saf dirençte, ohmik dirençte ya da rezistansta harcanır devre. De enerji.